Günaydın gençler. Bugün uzun video çektim. O short'a sığmaz diye bir iki bir şey daha anlatacağım sizlere. Gümüş ons, gümüş TL hakkında bilgi vereceğim. Bugün 2 Mayıs 2024 saat 09:45. Gümüşün onsu 26.63 dolar. Gümüş TL 27.74 TL bankadan alışımız 28.37 TL, bankaya satışımız 27.54 TL. E, dün akşam bu Amerika e, zannediyorum sabit bıraktı şeyleri, faizleri. Bir miktar yükseldi, 28.10'a kadar çıktı gümüş TL. Biraz düştü. E, Şimdi e, ben yorum yazan arkadaşlara da söylüyorum. Şimdi benim prensibim şu. E, ...çıktığı zaman... E, ...satacak... ...gümüşümüz olacak. Yani... ...şeyimize göre... ...gücümüze göre... ...indiği zamanda... ...düştüğü zamanda... ...alacak TL'miz olacak. Artık ne kadarsa... ...10 gram... ...50 gram... ...100 gram... ...1 kilo... ...2 kilo... ...10 kilo... ...neyse. Şimdi benim tahminim... ...dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil... ...ben... E, ...kendi yaptıklarımı anlatıyorum size. Şimdi... E ee, mesela 27 98'den aldım. Mesela düşerse belki de düşmez. Şimdi düşerse diyorum. Mesela 26 80 90'dan almayı düşünüm. Düşerse 25 90'dan almayı düşünüyorum. Çıkarsa da 30'un altında satmayacağım. Allah izin verirse bir aksi şey olmazsa. Şimdi mesela ben böyle söylüyorum. Şimdi dedik ki 27-98, 26-98'den almayı düşünüyorum dedim ya biraz önce. Mesela belki de 26'ya 98'e gelmeden 32'ye çıkacak bu. Çünkü bu gümüş, bu belli olmaz. Çünkü şey dar olduğu için altın gibi değil. Mesela büyük bankalar şey yapıyor bunları alıyor topladılar zamanında. JP Morgan falan diyorlardı bir ara. Mesela onlar şimdi topladığı için çok yani oynayabiliyor altın. Öyle altın şey yapmak için böyle oynatmak için. Daha büyük şey lazım bu gümüş. Böyle e, şey gibi biraz bezdirir gibi yapar ama iyi para kazandırır. Ne diyorum size bir ay önce e, 22 liraydı bu. Çünkü çıkacağı belli. Dolara yakın bir yere geleceği belliydi. Mesela dolar 32 lira oldu bu 30 liraya kadar çıktı. Yani bankadan, bankaya satıcımız 30 lirayı gördüm ben yani. Kuveyt Türk'te hem de makası da biraz şey 1 lira aşağı yukarı yani 30.90'lara falan çıktı şey. E, gümüş olarak yani bankaya alışveriş değil gümüş TL olarak. Onu söylemek istiyorum. Yani düşerken alacağız, çıkarken satacağız. Ama yani tam en dibi de bulamıyoruz bunda çünkü. Mesela şimdi ben orada grafik çiziyoruz, ediyoruz, bilmem ben şey yapmıyorum da arkadaşları takip ediyoruz. Ne kadar grafik çizersen çiz, bunun dibini bulamazsın. Yani şimdi 32 dersin. 32'yi beklersin. 33'e gelir. 32 gelecek diye almazsın. Çıkar 35 lira Bu böyle. Onun için ben diyorum ki ufak ufak ben diyorum bakın tekrar yatırım tavsiyesi değil. Ben kendim ufak ufak alıyorum. Ufak ufak satıyorum. Mesela dedim ya 26.98'i aldım. Mesela 29 eee 80 80'e sattım. Onu mesela 27.98'den aldım. Şimdi mesela eee 26.98'den aldım diyelim. Mesela düşerse, düşmezse artık şeyimiz var, gümüşümüz var. Düşerse biraz bir miktar paramız da var. Şimdi 26.98'den aldım diyelim. Onu mesela 30 30 nokta misal 70'ten satacağım. Yani bunları izah etmek istedim. Bazı arkadaşlarımız yorum yazıyor orada sağ olsunlar. Ee, yani bu böyle. Yatırım tavsiyesi değil yine. Ben her gün böyle e, gerek short böyle uzun bir şeyler an anlatmak istediğim zaman da böyle uzun videolar çekeceğim gençler. Abone olmayı unutmayalım. Dediğim gibi yani ilk önce bence bir madeni bir çözün. Şimdi bizim yaşımız belli bir şeye geldi Gençler var mesela adamlar zehir gibi yani hemen tık 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 o, o ne yapmış bu ne yapmış bir de dedim ya geçen o büyük uzun videoda bir de dünyayı takipte şey var. Şimdi mesela dün akşam e, Amerika faizi sabit bıraktı mesela kaç iki senedir faiz yükseltiyor bunlar. Gerçi son üç dört sefer sabit bırakıyor ama mesela bu düştüğü zaman faizleri düşürmeye başladığı zaman bu artık bilmem ben. Ben e, şey yapıyorum yani ben öyle düşünüyorum gençler. Tamam mı? Kolay gelsin. İyi günler.